صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. Dersimize girmeden evvel bir köylü vatandaş şual soruyor. Birçok pusula yazanlar, şual soranlar var. Bunların içerisinde çok lüzumsuz, hatta adice, bayağıca yazılmış şuallar da var. Onlara cevap vermiyorum. Yalnız bu köylü vatandaş buradayım diyor. Bugün gideceğim. Bizim köyümüzde bir adet var diyor. Cenaze çıktığı gün su kapları eğer dolu olursa Ezrail onunla elini yıkamış olur derler. O suları dökerler diyor. Bunun aslı var mı? Evvela böyle bir şey yok. Bir. İkinci bir şey daha söylüyor. Bizim köyümüzde diyor bir kadın çocuğunu emzirdiği zaman abdesti bozulur diye böyle bir adet var diyor. Onun da aslı yok. İki. Bunlar uydurma şeyler. Biz her zaman ilan ediyoruz ki köylere vaaz etmeyi için bazı sahtekarlar gelirler bizim gözümüze görünmeden. Ağızlarına gelenleri söylerler. Birçok yanlış telkinlerde bulunurlar. Kovmayın, söyletmeyin diyoruz ama baş edemiyoruz. Hep bunlar öyle cahillerin uydurma şeyleridir. Bir kov halkını ifsad eder, sonra derken dinin esası meyanına giriverir. İşte bütün bidatlar böyle girmiştir. Böyle bir şey yoktur hiç. Sular temizdir. Cenaze çıkan evdeki sular temizdir. Bir çocuğun memesini emerse, bir ananın memesini çocuk emerse abdesti bozulmaz. İki, hiç mi bozulmaz acaba? Tamam. Eğer kadın namazda ise, namazda ettahiyyatüye oturmuş, çocuk da sürüne sürüne geldi, memesini açtı, memeyi emdi. Üç defa emdiği zaman memeyi, namazı bozulur sadece. Abdesti bozulmaz o kadının. Yalnız namazı bozulur, namazı geri çevirmesi lazım gelir. Bu kadar, daha başka bir şey yok. Onun cevabı bu. Şimdi bugünkü dersimiz, köylü vatandaşlarımızın da cuma olması itibariyle zileye geleceklerini nazarı itibara alarak bugün dersimizin seyrini değiştirdik. Kul hakkından bahsedelim dedik. O kul hakkı ki bütün dünya nizamının altını üstüne getirir. Küfrünün bir devlet bakanı bulur, zulmüne kul hakkıyla baka bulmaz. Kul hakkı bir devleti temelinden yıkar, bir aileyi temelinden yıkar. Bir ailenin içerisine kul hakkı girdiği zaman temelinden sarsılır o bina. Müslümanlık dini kul hakkına çok dikkat ve itina göstermiştir. Müslümanlıkta hak ikidir. Biri Allah hakkı, biri kul hakkı. Allah hakkı, Allah'a karşı yapacağımız ibadetlerimizde noksanlık yapmış olabiliriz. Bunlardır. Allah'a karşı da borçluyuz. Yalnız Allah'a karşı olan borcumuz da sıdkı ihlasından tevbe ederiz, kazaya başlarız,
oruç yemişsek kazasına başlarız, kefaretine başlarız. Namazı terk etmişsek kazasına başlarız. Tevbe istiğfar ederiz. Cenab-ı Hak da اِنِّي غَفَّارُ لِيمَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا diye ferman buyuruyor. Bu ayeti kerimede buyuruyor ki bir adam ne kadar günahkarlı olursa olsun sıdkı ihlas ile günahlarından nedamet ve pişmanlık duyarak bana yönelir, tevbe istiğfar eder. Ondan sonra da ameli salih başlarsa Allah-u Azimüşşan onun tevbesini affeder. Günahlarını bütün mahveder. Bu tevbenin bu şekli de ümmeti Muhammed'e mahsustur. Başka ümmetlerde, başka peygamberlerde yoktur bu. Başka peygamberlerin ümmetinden birisi tevbe etmek istediği zaman aynı cürümün cezası neyse onu tatbir eder. Mesela vaktiyle gizliden bir adam öldürmüş, kanunun eli erişmemiş buna, ceza görmemiş, böyle gizli kalmış. Bu adamın aklı başına gelmiş, bu eski kavimlerde, eski ümmetlerde, bizde değil. Aklı başına gelmiş, tevbe istiğfar edecek. Bunun tevbesi nasıldı? Gelir hakimin huzuruna, orada tevbe eder, ondan sonra boynunu keserler. Aynı cezayı çekmeyince tevbesi kabul olmazdı eski ümmetlerde. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şerefine birçok füyuzat, birçok ikramlar, inamlar var Resulullah'ın ümmetine. İşte Allah'a karşı olan borçlarımızda da tevbe istiğfar ederiz, kazasına başlarız, hiç yapmamış gibi oluruz. Fakat bir de kulun hakkı var. Allah'ın hakkı öyle. Kulun hakkına geldiğin zaman ona Rabbül Alemin karışmıyor. Ona ben karışmam diyor, siz halallaşın. Hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki men kânet lehu mazlimetin diye başlıyor hadis-i şerif. Bir adamın üzerinde kul hakkı var ise eğer, onun başına öyle kara gün gelecek ki mahşer denen bir kara gün gelecek onun başına. Orada rüşvay olmasın, orada verecek hiçbir şey parası pulu yok, burada ne yapacaksa yapsın, halallaşsın. Yoksa orada hem rüşvay olacak, hem de amelinden alınıp haklıya verilecek. Mesela bir adamın sende kul hakkı var ise, senin kabul olunmuş namazların, oruçların onlar alınıp ona verilecek. Sen mahşer müflisi olursun sonra, senin ibadetin, taatın ne kadar boğulursa olsun, eğer kul hakkından çekinmiyorsan, sakınmıyorsan, mahşerde müflis olursun. Elin boş yüzün kara, rüsvay olursun. Resul-i Ekrem Efendimiz öyle buyuruyor. Orada rüsvay olmadan, orada verecek hiçbir şeyiniz yoktur. Para pul bulunmayacak. Mahşerin hevli ve şiddetinden emin olmak için burada kul hakkıyla gitme huzuru ilahiye, halallaş. Borcun varsa az ver, çok yalvar, çok ver, az yalvar. Halallaş, halallaşmadan huzuru ilahiye gidersen, kim olursan ol, evliya da olsan cehennemden sarılacaklar. Alacaklığın gelecek, haklın gelecek, cehenneme sarılacak.
Nazız da der ki, sen bana burada kilin nerede, ben sana ahirette halı vereyim. Ahirette veririm, mahşerde veririm der, alacaklısını aldığın zaman, istediğin zaman. Bu küfürdür. Böyle diyen adamın nikahı kalmaz. İslam dininden çıkmıştır. Bir de tehlikeli kelimelerden birisi de şu. Adamın alacağı var birisinde yakasına sarılmış. Şu borcunu ver diyor. İllallah yeter ettin, bir senedir peşin sıra dolaşıyorum. Ver borcunu. O adam da veremiyor veyahut vermek istemiyor, neyse. Bana zekat fitremi veriyorsun, el be el aldığın parayı vereceğim diyor. Bu da kelime-i küfürdür, dikkat edin. Zekatı, fitreyi tahkir etmiş oluyorsun. Halbuki onlar Allah'ın emriyle, Resulullah'ın emriyle, icma-ı ümmetle sabit olmuş, esasat-ı diniyeden birer rükündür. Sen Müslümanlık dininin esaslarından birisini tahkir etmiş oluyorsun. Küfre gidiyorsun, dininden çıkıyorsun, diline sahip ol, alacağını isterken de bana zekat fitremi veriyorsun değil mi? Doğrudan doğruya alacağını ister. Borçlu da yarın ahirette veririm derse o da küfre gider. Çünkü o da ahireti inkar etmiş olur, tezzif etmiş olur. Mahşerin şiddeti hevli o kadar ehemmiyetli ki bütün enbiya-i izan bile yüzlerini yerlere sürüyorlar. Nefsi nefsi diye feryat ediyorlar. Bu olan beşeriyet evvela Hazreti Adem'e gider. Sen ebul beşersin, insanların babasısın. Senin tevbeni Allah-u Azimuşşan kabul etti. Bize dua et. Biz bu elin vaziyetten kurtulandır. Hazreti Adem yüzlerini yerlere sürmüş secde halinde. Gidin Nuh'a, gidin Nuh Neciyullah'tır diyor. Gidecekler Hazreti Nuh'a, ona yalvaracaklar. Senin duanı Allah kabul etti. Bizi bu felaketli andan kurtar. O da diyecek ki bütün peygamberler duasını dünyada ümmetleri hakkında tatbik etti. Ümmetlerine beddua etti. Dünyada kabul oldu duaları. Yalnız ümmetlerine beddua etmeyen ahir zaman peygamberi vardır. Ona gideceksiniz diyor. Ve herkes Resul-i Ekrem'e müracaat edecek ve onun şefaatine, koltuğunun altına sığınacaklar. O günün şiddetinden kurtulmak istiyorsan Resulullah'ın koltuğunun altında sayeban olmak istiyorsan kul hakkıyla gitme huzur-u ilahiye. Bir hadis-i şerifte Resulullah'a sormuş birisi de mahşerden çok korkuyorum diye. O da diyor ki kibir bulundurma diyor kendinde. Allah'ın kullarına karşı kafa tutma, kibir, gurur gösterme diyor. İkincisi boşlu ölme diyor. Boşlu ölmemeye çalış. Üçüncüsü devlet maline hıyanet etme. Eğer bu üçünden azade olarak kurtulmuş olarak gidersen mahşerden emin olursun diyor Resul-i Ekrem Efendimiz. Kibir yapma kimseye, kimseye kafa tutma. Üç kuruş cebimde param var veya mevkiim, sandalyem, kasam, masam var diye
Allah'ın kullarına kafa tutma, mağrur olma. Sen de nihayet aynı şekilde yaratılmış bir nutfeden, bir insan menisinden husule geldin ki o nutfe vücudunda olursa yıkamadıktan sonra namaz kılınmaz, necistir. Bir damla meni bir kuyuya düşse kuyuyu bütün peklemek lazım gelir. Sen yaratılış itibariyle aslında böyleydin. Öldükten sonra da 3 gün sonra yanına yaklaşılmaz cife olursun. Eğer hayır amelin varsa yakayı kurtardın. Yoksa işte evvelin bu, ilk yaratılışın bu, sonunda bu. Kime kafa tutacaksın, neye kafa tutuyorsun? Kafa tutma, kimseye gurur, kibir gösterme. Gösterirsen Eba ve stekbere ve kâne minel kâfirîn. Şeytan da kibri gururundan dolayı şeytan oldu, mel'un oldu. Kibir gurur sıfatı şeytan sıfatıdır. Sen de şeytan olursun, şeytanla haşrolursun. Sakın kimseye kafa tutma, kibir gurur gösterme. İkincisi neydi? Borç. Kul borcuyla gitme diyor huzurullah Resul-i Ekrem Efendimiz. Kul borcuyla gitme. Kul borcuyla gidenlerin namazını kılmadı Resul-i Ekrem Efendimiz. Eshab-ı kiramdan, ki eshab-ı kiramı biliyorsunuz rütbesinin ne kadar yüksek olduğunu. En yüksek rütbe eshab-ı kiramın rütbesidir. Çünkü onların mürşidi muazzamı Fahri Kainat Efendimiz'dir. O yüksek rütbede bulunan zat-ı şeriflerden, eshab-ı kiramdan birisi vefat ettiği zaman Resul-i Ekrem'e haber verilirdi. Ya Resulallah, eshabından, dostlarından filan zat ahirete intikal etti denir. Esasen hastalığına da giderlerdi ya. Gelir musallada eshabdan her ölenin cenazesini kıldırır idi. Bizzat kendisi kıldırırdı. Bu hadise 1-2 defa vuku buldu. Çünkü İmam Ali'den ve Ebu Katade'den rivayetler var Buhari Şerif'te. Elini kaldırıp da Allahu Ekber diyeceği zaman Resul-i Ekrem Efendimiz geri dönmüş. Bunun borcu var mı demiş. Çoklarına sorardı böyle. Var demişler. Verecek karşılığı var mı? 150 kuruş borcu var ama karşılık verecek hiçbir şey yok demişler. O halde namazını siz kılın, ben gidiyorum diyor. 150 kuruş borçlu ölenin namazını Resulullah kılmıyor. Hem de dostunun, eshabının namazı. Senin benim değil. Musalladan çıkacağı zaman birisinde Hazreti Ali kefil olmuş, birisinde de Ebu Katade. Diyor ki Hazreti Ali, kerem buyur ya Resulallah, ihsan et, sen namazını kıldır bunun, bu adamın 150 kuruş borcunu ben üzerime alıyorum, 3 dinar. Üzerime alıyorum, ben ödeyeceğim, borçlu benim diyor. O zaman Resul-i Ekrem Efendimiz onun namazını kıldırdı. Namazdan sonra eshabına şöyle bir ders verdi. Eshabına ve bizlere buyurdular ki eğer bu adam borçlu olarak kabre girmiş olsaydı mahşere kadar domuz topu olarak bağlı, eller kollara bağlı tazim edilirdi, azap çekerdi diyor. Şimdi bir Müslümanı
dardan kurtaran bir adam mahşerde darlık görmez diyor. Madem ki Ali el-Murtaza bunun borcunu ödedi, bunun elini kolunu çizdi, bunu darlıktan kurtardı. O da darlık görmeyecektir diye buyurmuştur. Birisi sormuş ki ya Resulallah, bu yalınız Hazreti Ali'ye mi mahsus? Hayır diyor. Hangi Müslüman ki bir Müslümanı darlıktan kurtarırsa Allah-u Azimüşşan mahşerde ona darlık göstermez diyor. Onun için Resul-i Ekrem Efendimiz Miraç'a çıktığı zaman arşta diyor yazı gördüm. Bir adam bir sadaka verirse, ümmetlerinden birisi bir sadaka verirse diyor, en az 10 misli mükafatını alacak. Fakat ödüş para verirse 18 misli olacak bunun ecri diye yazılı diyor. Sonra Hazreti Cebrail'e sordum hikmeti nedir diye, dedi ki diyor ya Resulallah, sadakayı muhtaç olan da ister, olmayan da ister. Kapına bir dilenci gelir, belki muhtaçtır, belki muhtaç değildir. Sen verdin. Fakat ödüş para isteyen mutlaka ip boğazındadır, muhtaçtır, fevkalade dar vaziyeti vardır. Onu o dar vaziyetten kurtardığın için sadakanın 18 misli fazla mükafatına nail olmuş oluyor bu diyor. Bir Müslümanı gerek sağlığında gerek öldükten sonra darlıktan kurtaranlar mahşerde darlık görmez diyor Resulullah. Borçlu ölenin de namazını kılmadı, kul hakkına, adalete taalluk eden şeylere fevkalade dikkat ve itina buyururlardı Resulullah. Mekke fethedildiği zaman 6000 tane esir karşısına dizilmişti. Mekke'nin müşrikleri kendine vaktiyle kan yutturan, yıllarca eza ve cefaya maruz bırakan o azılı müşrikler karşısında boyunlarını eğmiş duruyorlar. Resul-i Ekrem Efendimiz, rahmeten lil alemin Efendimiz, izhebu fe entumut tulaga la tesribu aleyhumul yev, böyle hitap buyurdu. Hepinizi azat ettim, affettim, eski ettiklerinizden dolayı da muahaze edilmeyeceksiniz, sorumlu değilsiniz. Hepinizi affettim diye buyurdu. Bu kadar azılı düşmanları affettiği halde tam o sırada Kureyş kabilesinin büyüklerinden Resul-i Ekrem Efendimiz'e de akrabalığı bulunan bir kadın bir gerdanlık çalmış o kargaşalıkta. Bu da tutulmuş sahibi tarafından Resul-i Ekrem'e ihbar edilmiş. Efendimiz emir buyuruyor eli kesilsin diye. Bütün Kureyş kabilesi, bütün eşraf-ı Mekke ayaklarına kapanmışlar. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Ömer gibi en sevgili dostlarına varıncaya kadar aman ya Resulallah, bu bir ailenin, bir kabilenin haysiyeti meselesidir, bunu af buyur diyor. Hepsini reddetmiş. En nihayet Harise var idi. Harise'yi çok severdi. Hazreti Zeyd'in oğlu. Hani Kur'an-ı Kerim'de de ismi vardır ya Zeyd anlatan diye. O Zeyd, Hazreti Hatice'nin kölesiydi aslında. Hazreti Hatice Efendimiz'le evlendiği zaman bütün servetini onun uğruna feda etmişti.
O zaman Resul-i Ekrem Efendimiz'de ne kadar köle ve cariye varsa Hazreti Hatice'nin azat etmişti. O meyanda Hazreti Zeyd de azat edilmişti. Fakat Zeyd gitmedi. Kabilesine gitmedi. Anası babası koşarak geldiler. Vaktiyle birisi kapmış, köle diye satmış. Anası babası hayatta sevinerek geldiler. Oğlumuz azat edilmiş, götürelim diye. Hazreti Zeyd buyurdu ki, ben bu kapının azat kabul etmez kölesiyim dedi. Ben buradan ayrılamam dediler. Gitmedi anasının babasının yanına. İşte o Zeyd'i Resul-i Ekrem Efendimiz kendine evlat edindi. Mâ kâne Muhammed'in ayet-i kerimesi onun hakkında nazil olmuştur. Harise de onun oğlu. Harise'yi de kendi torunu gibi sever, kucağında gezdirirdi çok zaman, çok severdi. Harise Resulullah'ın sevgilisi olduğu için o çocuğu göndermişler bir defa da Resul-i Ekrem'e. O da yalvarıyor, elini ayağına kapanıyor. Etme dede, affet diyor. O zaman Resul-i Ekrem Efendimiz eshabını topladı. Kalabalık bir cemmi gafirin huzurunda çok şiddetli ve sert bir lisanla onlara hitap etti. Buyurdu ki, sizden evvelki mahvolan, helak olan kavimler kuvvetlinin suçunu affeder, zayıflara ceza verirler idi. Bu adaletsizliklerinden dolayı mahvoldular, helak oldular. Eğer siz de adalete riayet etmezseniz mahvolursunuz diye buyurdu. İşte o zaman buyurdu. El-adl esasul mülk, adalet milkin temelidir diye o zaman buyurdu. Bir memlekette, bir devlet mensubunun içerisinde tek bir kişinin hakkı zayi olursa o devlet, o memleket hastadır ruhen diye buyurdu. Bir yerdeki haksızlık var, adaletsizlik var, bir adamın hakkına tecavüz ediliyorsa o yerin halkı hastadır ruhen. Esas temeli Müslümanlığın adalettir, hakka riayettir. Kulasa, kul hakkına Resul-i Ekrem Efendimiz fevkalade dikkat ve itina buyururlar. Çok titiz davrananlar idi. Boşluk edenlerin namazını bile kılmamışlar idi. Bir defasında da yine kul hakkından bahsederken buyurdular ki, arazi nizamındaydı. Bir Müslümanın veyahut herhangi bir kimsenin, Müslüman olması şart değil hak sahibinin, bir karış toprağına tecavüz eden kimse mahşerde tecavüz ettiği yer kazılır, bütün sırtına yüklenir. Ehli mahşer içerisinde böyle rezil, rüşva edilir. Eğer götürebilirseniz, yüklenmeye aklınız kesiyorsa istediğin kadar komşunun sınırına tecavüz et. Böyle buyuruyor. Peki ben sınırına tecavüz etmiyorum, komşunun sınırına riayet ederim. Yola tecavüz ediyor. Yolda kimin hakkı var? Ormana tecavüz ediyorum. Ormandan çıkıp kendime tarla yapıyorum. Koca yol. Herkes sığar. Yola tecavüz ediyorum. Tamam. Ocağın bütün battı senin. Eğer sınıra tecavüz ediyorsan
benim sınırıma tecavüz ettin. Belki benim gönlüm olur da hakkını helal ederim. Kalacaklığın tek bir kişi. Fakat yola tecavüz ettin mi? Ormana, meraya tecavüz ettin mi? On binlerin, milyonların hakkını tecavüz etmiş oldun. Karşına bir cenni kafir çıkacak. Hangi birinin hakkını ödeyeceksin? Onun için Resul-i Ekrem Efendimiz demin ki manasını söylediğim hadisi şerifte kibirden, kul borcundan bir de devlet maline hiyanetten insan beri olursa mahşerden... olur diye buyurmuştu. Devlet maline hiyanetin manası anlaşılıyor. Çünkü amme hukukuna tecavüz etmiş oluyorsun. Benim bir şeyimi çalarsan yalnız benim hakkıma tecavüz ettin, belki benim gönlüm olur, helal ederim. Yahut bir adamın gönlünü görmek kolay olur, amelin bir kısmını verir ödeşirsin. Fakat devlet maline hiyanet edersen, amme hakkına tecavüz edersen, yola, meraya, ormana tecavüz edersen, karşına milyonlar çıkacak. Resul-i Ekrem Efendimizin hizmetinde bulunan bir kerikere vardı. Söylediğimi hatırlıyor. Tekrarında fayda var, yine söyleyeyim. Resul-i Ekrem'e hizmet etmiş, mübarek yüzünü görmüş, sohbetinde bulunmuş, Ashab-ı Kiram zümresine dahil olmuş, harbin birisinde de şehit olmuş. Bakın rütbesine. Resulullah'ın uğrunda hatta şehit oluyor. Resulullah'a uzun müddet hizmet ediyor. Onun yüzünü görüp sohbet şerefiyle müşerref oluyor. Esat meyanına giriyor. Kerkere vefat ettiği zaman Efendimiz namazını kılmadı, kaldırın dedi. Kerkere cehennemliktir, kaldırın diyor. Şaşırmışlar herkes. Yahu Resulullah bu kadar hizmet etti. Eshab'dan şehit oldu hatta. Nasıl olur bu cehennemlik? Acaba nesi var bunun diye. Soruştura, araştıra derken devlet malinden bir battaniye bulunmuş üzerinde. Eşyasının içerisine karıştırırken devlet malinden bir battaniye aşırmış da eşyasının içerisine saklamış. Sormuşlar Resul-i Ekrem Efendimiz'e, ya Resulallah, neden bu kadar, bunun rütbesi böyle yüksek olduğu halde neden cehennemlik diye buyurdunuz deyince devlet maline hiyanet etti diyor. Dikkat buyurun. Devlet maline hiyanet etti mi anma hakkına tecavüz etmiş olur. Bütün insanların hakkına, bütün bir cemiyetin, bütün Müslümanların hakkına tecavüz etmiş olur. Halbuki Resulullah tek bir adamın, 150 kuruş borcu olan bir adamın cenaze namazını kılmadı. Bir hafta sonra Hazreti Ali'ye rast gelmiş de ya Ali, o borçluyu ne yaptın diyor. Bugün verdim demiş. Şimdi kurtuldu o da diyor. İşte şimdi kurtuldu o da diyor. Hulâsa hulâsa kul hakkından fevvelade titizlikle, itina ile çekineceğiz.
en ufak bir şüphe, tereddüt hasıl olduğu zaman terk et. Aman onun hakkı sana geçmesin, seninki ona geçsin. Peki miras haksızlığı filan olursa o da dahil mi? Dahil olmaz olur mu hiç? Dahil olmaz olur mu miras haksızlıkları? Tarlanı bağını bölmeye kıyamazsın, hakkına tecavüz edersin, vermezsin hemşirenin hakkını, kızın hakkını vermezsin, yahut küçük kardeşinin hakkını vermezsin, ananın mehrini vermezsin, baban borçlu olarak eli kolu bağlı yatar, sen babama ikram edeceğim diye, ağzının köpüğünü sileceğim diye, inil inil mevlid okudursun. Hiç beş par etmez. Bir defa baban, anana borcu ver, mehir borcu, onu öde. Düzgününü aldı, yedi. Kadınların mehri vardır. Mehir borçtur, onu öde. Babanın kefen borcuna kadar, çarşı yüzündekine borcu varsa onları öde. Kimseye bir kul borcu kalmasın. Ondan sonra ister mevlidini yap, ister yapma. Mevlidini senden Allah sormaz, peygamber sormaz. Fakat tek bir kişiye 40 para borcu varsa sorulursun. Sen de sorulursun, o da sorulur. Kul borcundan fevkalade sakınacağız. Her şeye tercih ederek kul borcunu ödemeye çalış. Çünkü ölüm insana bahseten gelir. Ansız gelir. Ansızın gelir. Ne kadar yaşayacağını bilemiyorsun. Bir gün ansızın ölüm gelebilir. Bir beyin kanamasından dilin tutulabilir. Borcun derdin kalır, kimse vermez, huzur-u ilahide rezil rüsvay olursun. Onun için işlerini sağlam tanzim et, borcunu derdini düzenle, vasiyetini tanzim et, bu kadar. Şimdi bugün Cuma günü olduğuna göre biz haftada iki gün hayır için para topluyoruz. Bilir Rabbina Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.